Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yine gündemimiz dopdolu futbol olacak. Transfer haberleri olacak. Bugün mübarek Cuma günü. Cuma günümüz de mübarek olsun. Şu anda akşam yaklaştı, yani tam akşam vaktinde bu videoyu sizlere çekiyorum ve atacağım arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'umuz 24 Haziran'da Trabzon'da toplandı, top başı yaptı. Kondisyon antrenmanlarına başlamış bulunmaktadır sevgili dostlar. Tabii sezonu bu sene erken açtık. Niye erken açtık? Ta Beşiktaş maçında Beşiktaş'a son dakika golüyle yenildik ve kupayı elimizle Beşiktaş'a teslim ettik. Burada Sayın Abdullah Avcı'nın da oldukça hatası vardı arkadaşlar. O arada bir oyuncu değiştirmiş olsaydı oyun biraz soğuyacaktı ve oyun uzatmalara gidecekti. Bu benim görüşüm. Tabii ki sizlerin görüşlerinizi de bu videonun altına yorum yaparsanız, tabii benim videolarım yorumlara açıktır. Sizden de bir şeyler öğrenmek istiyorum sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün dediğim gibi 28 Haziran 2024 Cuma. Bugün arkadaşlarla Hacı Bayram Camisi'ne gittik Viyana'da. Viyana'nın 3. bölgesinde, orada Cuma namazımızı eda ettik ve ufak tefek alışveriş ettik, evimize geldik arkadaşlar. Evet, şu anda 6 transferimiz gerçekleşti. 6. kaba bildirilmedi. Bu da Anthony Vakayeme. Vakayeme de takıma bu 2 gün sonra, yani bir başka deyimle pazar günü Trabzon'da takıma katılacak. Ben diyorum ki şu Macaristan kampına kadar Trabzonspor'un en az 2-3 transferi daha bitirip toplu halde oraya gitmesi bence daha iyidir. Çünkü futbolcular birbirlerini tanıması, kaynaşması, erken antrenmanlara başlarlarsa erken de form tutarlar. Bakalım, gerçekten aldığımız oyuncular boş oyuncular değil arkadaşlar. Ben çoklarını tanıyorum yani. Bu Ozan Tufan konusunda da bazı arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Mesela Giray Kaçar'ın şeyinde, işte niye Trabzon aldı Ozan'ı gibilerden. Ozan güçlü bir fiziği var. Ozan oynadıkça açılıyor. Ozan'ı devamlı kullanmak lazım. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Eğer Abdullah Avcı Ozan Tufan'a şans verirse gerçekten iyi bir Ozan izleyeceğiz. Ben buna inanıyorum cani gönülden sevgili dostlar. Ama bu Şirdan'da Lice'den gelen oyuncu gerçekten orada süper oyuncu. Hem Trabzon kökenli, Trabzonsporlu yani. Trabzonspor'u çok seviyor. Onun için bu çocuğu da Abdullah Hoca'nın kullanması lazım. Sürekli buna şans vermesi lazım. Sol kanadımız gerçekten güçlendi. Bize orta sahanın ortasına, tam göbeğine iyi bir oyun kurucu. Yani Marek Hamsik gibi, Sosa gibi bize oyun kurucu, oyunu istediği gibi oynayan, istediği gibi yönlendiren
Bize bir topçu lazım arkadaşlar. İnşallah bu topçuyu da Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan bunu yapacaktır. Herhalde benim duyduğuma göre, aldığım bilgilere göre iki tane daha özür dilerim arkadaşlar. İki tane forvet oyuncusu alacaklar. Bir de stoper alacaklar. Trabzonspor'un göbeğine iyi bir stoper lazım. Bu sağ olasın. Bu bizim var mesela Hüseyin Türkmen. Bu Hüseyin Türkmen kendiye bakmıyor mu, dikkat etmiyor mu bilmiyorum. Neden hemen erken sakatlanıyor? Niye kendisi sakatlıyor? Ya arkadaş, oynayacaksan takımda kal. Takımda kalmak istemiyorsan yönetime söyle, kendine kulüp bul, istediğin yere gidebilirsin ya. Gerçekten iki senedir bu şeyden Trabzonspor yararlanamadı ya Hüseyin Türkmen'den arkadaş ya. Hable bir şey var mı? Neden bu kendiye bakmıyor? Bak Cristiano Ronaldo adam kaç yaşında? 39 yaşında. 39 yaşında ya, 1985 doğumlu, takır takır oynuyor, takır takır gol atıyor yani. Daha genç uşak kendiye bakmıyor. Oynamak istemiyor, benim anladığım bu yani. Aynı hatayı şey de yaptı, Abdülkadir Ömür de yaptı geçen sene. Ya geçen sene bizim kalecimiz Uğurcan Çakır da çok formsuzdu. Defansımız daha çok formsuzdu. Ben bu görüşümde aynıyım. Uğurcan Çakır bizim en az geçen sene 20 puanımızı katletti yani. Çünkü bir takım, yani ikinci sırada takımla üçüncü sırada takım arasında 32 puan fark var. Bu büyük bir uçurum arkadaşlar. Büyük uçurum ya. Bu şeydeki Marsilya'daki oyuncu Samuel Gigot mu ne? Bu herhalde bu Arap kökenli bu çocuk kulübüyle her konuda anlaşılmış. Ama çocuk herhalde maaşında yani yüksek bir para istiyor kulüpte. Bizim kulübümüz de tabii onun istediği ücreti ödeyemeyiz arkadaşlar. İfak defek de olsa onun bir bonservisi var ya. İşte kulüpler böyle böyle batıyor yani. Ben bizim yönetimi takdir ettim. O transferi dondurmuşlar yani. Bu donmuş. Ne yapacaksın? Başka kapıya gideceksin. Bir sürü oyuncu var Avrupa'da. Ha şimdi boşta da çok oyuncu var yani. Ha Beşiktaş da o aldığı oyuncu Benfica'da bilmiyorum yani. Buna senelik 6 milyon euro verilir mi bilmiyorum yani. Göreceğiz. Göreceğiz. Elindekiler ya, insan bir elinde kadroyu bir tutar. Elinde kadroyu tutar arkadaş. Bir senede onlar da 5 tane teknik direktör değiştirdiler ya. Gerçekten öyle ya. Doğru yani. O bizim Ertuğrul Doğan geçen sene yaptığı hata neydi biliyor musunuz? Yani? Teknik direktör. Teknik direktör o bir yerici ne? O Nenad bir yerici takıma getirmeyecekti. Ha şeyin eğer o olsaydı Union Berlin küme düşecekti. Adam 2-3 hafta önce onu köteledi, takımdan kovdu. Bizim yaptığımız gibi yani, Trabzonspor'un kovduğu gibi. Onlar da kovdular bak. Bir senenin içinde iki sefer iki takımdan kovulan bir teknik direktörden siz ne beklersiniz arkadaşlar? Bunun için bir şeyi alırken iyi analiz edeceksin, iyi ölçeceksin, iyi biçeceksin. Kesene bakacaksın, kesende var mı yok mu, gelirine bakacaksın. Oyuncunun durumuna bakacaksın. Oyuncu iyi mi? Kaliteli mi? Kumaşı iyi mi? Buna bakacaksın yani. Bizim scout ekibi diye bir ekip bulmuşlar. Ben onları anlamıyorum yani. Nerede uyuşuk adamlar var? Trabzonspor'a öneriyor. Nerede affedersin ağır çekimli oyuncular?
Ya bizim de ne işi var ya? Trabzonspor Karadeniz fırtınası. Bu takım kolay kolayına Karadeniz fırtınası olmadı arkadaşlar ya. Onun için takıma yaramayan adamları, ağır çekimli adamları ben kendim bizzat Trabzonspor taraftarı olarak kulüpte istemiyorum. Umarım siz de istemezsiniz. Onun için sizlere bu akşamı net bir transfer haberi veremedik. Tabii ben de alamadım. Ben de bu haberleri başkaları arkadaşlardan alayım. Dik Futbol'dan alayım. Benim gazeteci yazar arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyorum. Tabii Trabzonspor'un şu anda Sayın Başkanımızın dediği gibi 5-6 oyuncularla şu anda görüşme halinde. Ama bir de kadromuz şişti. Elimizdeki bazı oyuncuları da arkadaşlar çıkarmamız lazım yani. Onun için dikkat etmemiz lazım. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Bayramımız endi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki iyi bir Trabzonspor izleyeceğiz arkadaşlar. Abdullah Hoca geçen sene de bunun sözünü verdi. Atak futbol oynatacağım dedi. Korkak futbol değil. Zaten korkak futbol demek yani yenilgiyi yani kabullenmek demektir yani. Onun için Abdullah Avcı teknik direktörümüz bilmiyorum artık sözünü tutarsa inşallah tutar. Atak futbol oynayacak arkadaşlar. Bu videoyu da size benim balkondan çektim. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Henüz daha burada akşam olmadı. 5 dakika sonra akşam ezanı okunacak. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.